بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Bugün Gazze'de İsrail terör devleti dünyanın gözü önünde kardeşlerimizi acımasızca katlediyor. Siyonist Yahudiler ve onların batılı işbirlikçileri Gazze'de insanlığı ve insana dair ne kadar değer varsa hepsini öldürdüler. İslam dünyasından ise zayıf, cılız seslerden başka bir şey çıkmıyor. Üzerimize adeta ölü toprağı serpilmiş. Kendini Müslüman olarak tanımlayan milyonlarca insan basit konforlarından dahi ödün veremiyor. İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesine bile destek vermiyorlar. Oysa Hristiyan Batı ülkelerinin halkları Gazze'li mazlumlar için daha yüksek sesle bu zulme karşı çıkıyorlar. Bildiğiniz üzere, başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok üniversitesinde İsrail Siyonist zulmü telin ediliyor. Siyonist İsrail hükümeti protestoları bile kabullenemiyor. Siyonist terör devletinin Amerika ve Batı ülkelerinin yönetimlerine yaptığı baskılarla üniversite öğrencilerinin ve halkın seslerini kısmaya çalışıyorlar. Her türlü baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen bütün bu insanlar İsrail zulmünü haykırmaktan vazgeçmiyor. Kardeşlerim, biz ne zaman bu hale geldik? Gazze'deki kardeşlerimiz günün ne kadarında aklımızda, zihnimizde, gönlümüzde ve en önemlisi gündemimizde? Gazze'deki kardeşlerimiz acaba Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Türksel Süper Ligi, Avrupa Ligi veya magazin haberleri kadar gündemimizde mi? Gazze'deki kardeşlerimiz günlük siyasi gündemimiz kadar gündemimizde mi? Kardeşlerimiz, Gazze ne kadar hayatımızda? Zalimlere ne kadar öfkeliyiz? Ve bu öfkemizi ne kadar gösteriyoruz? Onlara hizmet ettiğini açıkça beyan eden veya hizmet ettiğini bildiğimiz kaç tane firma ile ne pahasına olursa olsun artık yollarımızı ayırdık. Günde kaç kişiye zalimleri ve onların karşısında olduğumuzu, olunması gerektiğini anlatıyoruz. Kalbimizin ızdırabı ne kadar gözlerimizde yaşa dönüşüyor. Günde kaç defa ellerimizi kaldırıp çaresizliğimizi Allah'a bildirip kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Gerçekten ne kadar üzgünüz. Kardeşlerim,
değerli hocalarım, bizler öğrenci toplulukları platformu olarak bugün burada kardeşlerimizin yanındayız. Fiziksel olarak olmasa da gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte. Yönümüz belli, safımız belli, tarafımız belli. İlahi deftere kayıt düşüyoruz, derdimizi Allah için haykırıyoruz. Bu anlamda Gazze'li kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak, tavrımızı, tepkilerimizi, duygularımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bana ne, deme lazımcılığına asla düşmemeliyiz. Hayatın olağan akışı içinde körelen kardeşlik duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı, bakış açılarımızı, bize ve kardeşlerimize düşmanlık edenlerle ilişkilerimizi gözden geçirmek durumundayız. Bütün kafirler birleşmişken, bütün İslam düşmanları İslam'ın karşısında yek vücut olmuşken, fikir ayrılıklarımızı, metot ayrılıklarımızı, siyasi meşrep ayrılıklarımızın hepsini bir kenara bırakarak, yalnızca ve yalnızca İslam şemsiyesi altında birleşerek Gazze'yi gündem yapmalıyız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Denizde! Allahu Ekber! Denizde! Nehirde! Özgür Filistin! Denizde! Nehirde! Özgür Filistin! Denizde! Nehirde! Özgür Filistin! Denizde! Nehirde! Özgür Filistin! Tek! Cihat! Şehadet! Tek! Cihat! Şehadet! Tek! Cihat! Şehadet! Tek! Cihat! Şehadet! Kardeşlerim, artık sözün bittiği yerdeyiz. Bugün dünyada çıkan en güçlü ses Gazze'li şehitlerin sesidir. Başta Müslümanlar olmak üzere herkes bu sese kulak vermelidir.